Bilindiği gibi doğum genellikle 37 ila 42 haftalar arasında gerçekleşmektedir. Eğer bir doğum 37. gebelik haftasından önce gerçekleşmişse, bu doğum erken doğum olarak adlandırılmaktadır. Erken doğum normalde %7 ila 10 oranında görülse de, tüm yeni doğan problemlerinin %75'i bu erken doğan bebeklerde olduğu için erken doğum bizim açımızdan önem arz etmektedir. Genellikle erken doğum annenin rahim anormallikleri olmasında, suyunun fazla olmasında, çoğul gebelik olmasında, su kesesinin açılmasında, düşük sosyoekonomik düzeyi olan annelerde, annenin herhangi bir enfeksiyonda, özellikle idrar yolu enfeksiyonlarında gibi sebeplerle karşımıza çıkabilmektedir. Eğer bir annenin, bir anne adayının 37. gebelik haftasından önce ağrısı olursa, su gelmesi olursa, kasılmaları olursa ve akıntıda değişiklikler olursa doktora hemen müracaat etmesi gereklidir. Bir erken doğum teşhisi konulduğunda veya riskinin teşhisi konulduğunda anne hastaneye yatırılır, sıvı verilir. Çeşitli ilaçlar erken doğumu önlemek için kullanılabilir. Ancak yine de ne yazık ki ilaçlara rağmen erken doğumları bazen önlemek mümkün olmaz. Erken doğan bebeklerde en önemli problem akciğerlerinin gelişmesindeki eksikliğe bağlı olarak solunum sıkıntıları yaşanmasıdır. Ayrıca nekrotizan enterokolit denilen bağırsak kanamasıyla kendisini gösteren bir durum, sepsis dediğimiz kanda enfeksiyonların görülmesi, ayrıca sarılığın daha fazla görülmesi ve beyin kanamaları olabilmesi çocuklar açısından erken doğumun riskleri arasında sayılabilir.